Bugün kardiyolog ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Nevres Koylanla beraberiz. Nevres Hocamı televizyonlardan tanıyoruz. En son Kanal D'de yayınlanmakta olan doktorun programında çok uzun süre program yaptı. Çok önemli bilgileri halka arz etti. Hocam merhaba. Merhaba, sağ olun. hocam geçtiğimiz günlerde web sitenizde enerji içecekleriyle ilgili bir yazıya rastladım. Bu enerji içeceklerinin durumu nedir acaba? Yani faydalı mıdır, zararlı mıdır, enerji içeceği kullanmak gerekir mi, içeriği nedir? Biraz bize bununla ilgili ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi enerji içeceklerine giderek daha az çok rastlıyorsunuz. Ciddi bir pazarlama kampanyasına gidiyorlar. Ve her markete girdiğinizde işte falancasının filancasının indirimiyle karşılaşıyorsunuz. Bakkalda görüyorsunuz, tekel bayisinde görüyorsunuz benzin istasyonlarındaki dükkanlarda her dakika karşınıza çıkıyor. Ve işte tatile gittiğiniz zaman da aşağı yukarı her barda içki enerji içeceği karışımlı kokteyllerin promosyonunu görüyorsunuz vesaire. Yani aslında bizim muhafazakar olarak bildiğimizden çok daha fazla bir kullanımı olsa gerek. Çünkü hakikaten çok yaygın bir satış yeri var bunlarda. Peki hocam enerji içeceği ne için içilir? Şimdi normalde enerji içeceğine enerjiyi fizik performansı ve uyanıklığı arttırmak için ve yorgunluğu azaltmak için insanlar içiyor. İlginç bir şekilde aslında bu tip sorunlarla en az karşılaşmasını beklediğimiz nüfus yani genç nüfus, 35 yaş altındaki nüfus en fazla enerji içeceği tüketimini yapıyor bu grubun içinde öğrenciler var. Yani mesela Amerika'da yapılmış bir araştırma var. Tıp öğrencilerinin yaklaşık olarak üçte biri düzenli olarak enerji içeceği tüketiyor. Ve yüzde seksenin üzerindeki bir kısmı en az bir defa enerji içeceği içmiş. Evet. Diğer üniversite öğrencileri açısından da çok fazla farklı değil. Ama ilginç bir şekilde mesela enerji içeceğinin tüketildiği mekan kütüphane veya dershane değil. Genellikle işte üniversitenin sosyal alanları veya idari kısımları daha ön planda gibi gözüküyor. İkinci bir, sık kullanan kesim de kamyon şoförleri ve vardiyalı çalışanlar. Uzun yol şoförleri enerji içeceklerini işte sürüş dikkatini arttırmak ve uyanık kalmak için kullanıyorlar. Hani otobüs şirketlerinde genellikle belli sürede şoför değişim vesaire oluyor ama nakliye firmalarında kamyon şoförleri genelde sefer başına ve işte yaptıkları kilometre başına ücretlendirildiği için mümkün olduğu kadar yoğun yapmaya gayret ediyorlar. Bu da enerji içeceğine olan ihtiyacı ciddi şekilde arttırıyor bunlarda. Peki hocam faydası oluyor mu? Yani kamyon şoförü bunu içtiği zaman uyanık kalıp diğer re reaksiyonlarını etkiliyor mu? Yoksa e, şey mi sağlıyor? Yani bir fayda sağlıyor mu vücudu? Şimdi de enerji yaptığı çalışmalar var. Enerji içeceklerinin hafızayı, konsantrasyonu ve zihin yorgunluğunu aşağı yukarı %25 oranında azalttığı gösterilmiş. Ha bu bakımdan işe yarıyor. Ama bunun sebebi kafein midir? Muhtemelen kafeindir. Yoksa kafeinle şekerin etkisi midir? Bir de bunun içinde başka bir takım maddeler var. Yani ne var? Guarana var, taurin var, alkarnitin var. Bunların da kafeinle birleşmesi midir? Çok bilinmiyor. Burada bir başka şey daha var. Guarana da ciddi şekilde aslında içinde kafein içeriyor. Ama Guarana'nın içerdiği bu kafein enerji içeceğinin üzerindeki o beslenme değerleri tablosunun içinde kafein olarak yer almıyor. İkincisi bir de uyanıklığı ve dikkat dağınıklığını gidermek için kullanılıyor. Özellikle vardiyalı çalışanlar ee, bu konuda çok kullanıyorlar. İşe yarıyor mu? Evet yarıyor. Ama vardiya sonrasında çok ciddi bir... E, d, 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 uyku bozukluğu çıkıyor. Yani vardiyanın sonrasında da bu insanlar... uyuyamıyorlar. Şimdi... Enerji içeceklerinin içinde temel madde kafein dedik. Evet. Kafein dışında... ikinci önemli madde şeker. Hı hı. Bunların şekersiz tipleri de var Türkiye'de var mı bilmiyorum doğrusu çok yakından incelemedim ama Dünyada şekersiz tipleri de var ama Zaten dünyada da bu ender Ondan başka B vitaminleri var niye konmuştu ve ne işe yarar en ufak bir fikrim yok Ondan başka bir takım amino asit ve var başlıcaları Tarvin ve Elkarnetin Ve bir takım da bitkisel maddeler var. Bunların içinde de, 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 en başta gelen guarana bir miktar de, kimilerine ginseng katılıyor. Ayrıca yohimbin ve turun çözü kullanılanlar da var. Sonuçta da de, bunlar de, hepsinin birleşimiyle belli bir enerji düzeyi sağlamak niyetiyle satılıyorlar ama enerji dediğiniz şey biraz da insan psikolojisiyle ilgili olduğu için bunu içtim de enerjik oldum demekle de hakikaten onun etkisiyle enerjik oldum demek çok o kadar kolay ayrılabilen bir şey değil. Şimdi iki grup enerji içeceği var. Birinci grup bildiğimiz kola gazoz tenekeleri gibi tenekelerde satılan genellikle 200-250 cc civarında ama bazen yarım litreye kadar artabilen enerji içecekleri. İkinci grup da enerji fişekleri diye bilinen küçücük şişelerde satılan şatlar. şatlar. Bu şatlar başka türlü bulamadım. Ben şat fişek diye çevirdim zaten. Evet. Bu şatlar genellikle 50-70 cc arasında ve bir dikişte hüktede geçilebilecek gibi ama öteki büyük kutunun içeriğini hatta daha fazlasını içerir durumdadır. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Mesela bir kutuda normal bir teneke kutudan bahsediyorsak ortalama 80-100 mg civarında kafein vardır. Bunda çok fazla sorun olmayabilir. Çünkü bir fincan kahvede de aşağı yukarı 80-100 mg civarında kafein var. Evet. Dolayısıyla onun bir tanesini içmek bir fincan kahve içmekle eş değer sayılabilir. Ama o enerji fişeklerinde bu bir şatta 200 küsur mg'a kadar çıkabiliyor. Dediğim gibi hafızayı güçlendirdikleri, yorgunluğu azalttıkları ve uyanıklığı e, kuvvetlendirdikleri, sürüş dikkatini arttırdıkları e, gibi birtakım bulguları var ama ama tabii cinsel performansı da arttırıyor diye e, kullanan e, Uyanıklıkla yani de, cinsel performansı arttırma niyetiyle neyi kullanırsanız zaten bir şekilde işe yarar. <laughs> Psikolojik olarak. Tabii canım. Ama Zaten e, dikkat ve konsantrasyon arttığı zaman öteki e, türlü de olumlu etkileneceğini düşünmek çok e, yanlış değil. Peki hocam konuşmanın başında alkol ile beraber alınıyor dediniz. Alkol ile beraber aldığınız zaman bir ekstra zarar çıkmıyor mu vücuda? Yani alkolün içinde de çünkü sonuç itibariyle yüksek oranda şeker var. Şimdi orada şunu söylemek lazım bir kere... Amerika'da yapılmış bir çalışma var. Enerji içecekleriyle ilgili acil servis başvuruları 2007 ile 2011 yılları arasında iki kata çıkmış. Bunların çok önemli bir kısmı kalp şikayetiyle yani çarpıntı, göğüste sıkışma ve tansiyon yükselmesiyle gelenler. Ve bu acil başvurularının yarıya yakını bu içeceklerin alkolle veya uyuşturucu ile birlikte kullanılmasının sonucunda. Evet. En sık birlikte kullandığı uyuşturucu da marihuana. Amerika için çok yanlış sayılmayabilir. Çünkü Amerika'da zaten en yaygın kullanılan şey marihuana. marihuana. Uyuşturucu marihuana. Alkolle karıştırma sık mı? Vallahi üniversite öğrencilerinin yaklaşık dörtte biri enerji içeceklerini alkolle karıştırıyor. Sorun şurada enerji içeceği alkol karıştırıldığı zaman e, alkol bağımlılığı oranı ciddi şekilde artıyor. Onun dışında alkolle enerji içeceğinin birleşmesi sonucunda e, cinsel saldırılar ciddi şekilde artıyor. İstenmeyen cinsel ilişkiler ciddi şekilde artıyor. Yani erkek daha tecavüzkar, Kadın normalde reddedeceği bir ilişki için daha mütevazı olabiliyor. Ee, alkollü araç kullanma sıklığı ciddi şekilde artıyor çünkü insanlar ciddi şekilde kendilerini cesur hissediyorlar ve. Evet, alkolle ilgili de, de, suçlar ve yaralanmalar da de, önemli ölçüde artıyor. Dediğim gibi acil de, de, enerji içeceği kökenli acil başvurularının da yaklaşık yarısı. Alkol veya uyuşturucu ile birlikte kullanmanın sonucu. Peki kalpte ne yapıyor? Bir, tansiyonu yükseltiyor. Ciddi şekilde tansiyon patlaması yapabiliyor. İkincisi, çarpıntıları tetikliyor. Özellikle biraz kalbi hassas olup da bunun sonucunda hani çarpıntıya eğilimi olan bir altyapıya sahip bir kalp hastalığı olanlarda bu çok ciddi sonuçlar hatta ani ölüme kadar giden sonuçlara yol açabiliyor. Evet. Ama diğer insanlarda da önemli bir şekilde çarpıntıyı tetikliyor. Rahatsız edici şekilde çarpıntı yapabiliyor. Üçüncüsü kalp krizini tetikliyor. Çünkü onun yarattığı gerginlikle birlikte adrenalin seviyeleri yükseliyor ve bu adrenalin seviyeleri de pusuda bekleyen bir kalp krizinin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Bu etkileri ne zaman görüyoruz? Günde 3 taneden fazla enerji içeceği içilirse veya enerji içeceği alkol ya da uyuşturucuyla karıştırılırsa bu etkiler çok daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Yani enerji içeceği kullanan birisi e, tansiyon ve kalp hastası olma adayı yani o zaman. Yani o bakımdan başında bir şey gelme ihtimali büyük. İçin bir ikinci yanı e, tabii şeker yükü. Bir kutu enerji içeceğinde ortalama 6 ila 8 kesme şeker var. E, dolayısıyla bu ciddi bir şekilde e, şeker içeveği demek. Tabii içindeki diğer tat verici maddeler dolayısıyla şekerin bu baskın tadı Yok. epeyce ne maskeleniyor. ama bu durumda şekerin ani yükselmesi olabiliyor. Kafeinle şekerin birlikte etki etmesi neticesinde ciddi hipoglisemi yani şeker düşmesi krizleri olabiliyor. Eğilimi olanlarda bu kadar bir şeker yüklenmesiyle diyabet eğilimi artabiliyor ve diyabetik olmayanın diyabetik olması kolaylaşabiliyor. Şeker hastasında da şeker kontrolünün ipinin ucu kaçıyor. Hadi günde bir tenekeyle nispeten bunları tolere edilebilir düzeyde olursa da daha fazlasında dediğim gibi ciddi şekilde sorun yaşayabiliyorsunuz. İşin bir başka konusu aslında tehdidin de büyük kısmı bu içeceklerin çocuklar ve ergenler tarafından kullanılması. Hiç ihtiyaçları yokken kullanılıyor. Evet yani şunu söylemek lazım. Ve ergenlerin... ...yaklaşık olarak dörtte biri düzenli olarak... ...enerji içeceği kullanıyor. Bu bir talep sonucu mu ortaya çıkıyor yoksa psikolojik taban mı? Şey? Nedeni sorulduğu zaman tadını seviyoruz diyorlar. Ama bu konuda tabii ki ciddi bir reklam kampanyasının ve bununla ilgili işte çevre baskısının da etkisi çok büyük. Yani arkadaşının yaptığını yapmak istiyor. Bu arada ciddi bir reklam baskısı var. İşte ne bileyim oradan buraya atlayan kaykaylar, kaykaycılar bilmem nereden hoplayan kanatlandığı uçuyorlar. İşte dağ bayıraşan bisikletçiler. Şu bu. Zaten kanı kaynayan adı üstünde. Delikanlı. delikanlı. O yüzden bunlarda ciddi bir eğilim var. Peki cinsiyet farkı var mı? Yani kadınlar az kullanır, erkekler çok kullanır gibi bir ayrım yani, var Yani erişkinlerde erkekler daha çok kullanıyor. Şeyde de, de ya yani gençler arasındaki kullanımda da gene erkekler daha baskın durumda. Buradaki temel sorun şu. Ergenliğinde düzenli olarak enerji içeceği tüketenlerin sonraki dönemdeki e, alkol bağımlılığı oranları da daha yüksek. Evet. Onun için önemli bir problem. Ve beraberinde bu ergenlikle beraber gelen o ergenliğin stresini de ciddi şekilde arttırabiliyor. Yani şunu mu demek istiyoruz? Çocukken veya çocuk yaştayken, ergenlik dönemindeyken şey e, Enerji içeceği kullanan büyüdüğü zaman potansiyel bir alkolik. E, hepsi için değilse bile onlarda alkolik olma ihtimali daha fazla. Evet. Ve e, bu konuda e, elde yeterli data var. Onun için zaten uluslararası e, konuyla ilgili kuruluşlar da 18 yaşın altında e, enerji içeceği içilmemesi, e, içivilmemesi tavsiyesinde bulunuyorlar ama. Hayır, yasal olarak böyle bir sınır yok. Yani alacağınız zaman kimse size yaşın kaç falan demiyor. Sadece bizde değil, dünyanın hiçbir yerinde yok. Peki, enerji içeceğini hiç tüketmeyelim mi? Bunca sorunla karşılaşıyoruz. Şunu söylemek lazım, enerji içeceğini birincisi çocuklar, ergenler, hamile kadınlar ve süt veren anneler Kullanmasın. Evet. Onlar da e, kesin bir şey. Diğerleri için günde bir veya iki normal kutu, o da e, iki kutunun arasında hatırı sayılır bir hiç değilse 5-6 saatlik fark olmak şartıyla, e, kullanılabilir ama bir kutu enerji içeceğinin içeriğinin, Aşağı yukarı bir fincan kahve ile aynı olduğunu düşünürseniz aslında enerji içeceği kullanmak için çok fazla bir gerekçe de kalmıyor. Çünkü ondan alacağınızı kahve ile de alabiliyorsunuz. Hakikaten kahveden daha öte işe yaraması için daha fazla tüketilmesi gerekiyor ama tüketim arttıkça risk de paralel olarak artıyor. Dolayısıyla ha bana sorarsanız enerji içecekleri büyük ölçüde piyasa pompalamasıyla gelen ve zaman zaman ciddi riskler içerebilen bir takım içecekler. Bunları yasaklamalı mıyız? Ya yasak değil ama bu konuda ciddi bir aydınlatma yapmak gerekli. Yani kontrollü Evet, bir kere 18 yaşının altında satışını ıı, engellemek lazım. İkincisi özellikle ıı, bir takım barlarda falan... özel olarak ıı, bunların promosyonunun yapılmasını... engellemek lazım. Mümkün olduğu kadar... alkolle birlikte kullanılmamasını ıı, önermek lazım vesaire yani. Iı, bir planlama yapıp bu konuya... bu şekilde... Iı, yaklaşmak daha faydalı olur gibi geliyor bana. İşin esası şu, aslında toplumda tıpkı bu enerji içecekleri gibi ufak tefek ilgilenilecek o kadar çok fazla konu var ki bunların hepsinin belli akademik gruplar aracılığıyla tartışılıp bu konudaki yol haritalarının çıkartılması ve şeyinde toplumsal politikalarında ona göre belirlenmesi gerekiyor. Yoksa ortalıkta herkes kendi bildiği gibi ticari kayûna göre at koşturuyor. Ki aynı durum mesela besin desteklerinde biliyoruz. İşte reçetesiz satılan bitkisel diye satılan bitkisel bir takım cinsel gücü arttırıcı maddeler de biliyoruz işte spor salonlarında merdiven altında satılan protein tozu diye verilen aslında doping takviyeli maddelerden biliyoruz vesaire. Yani piyasayı eğer otorite baş, başı boş bırakırsa piyasa o boşluğu kendi, kendine, kendi dolduruyor. kendine dolduruyor. Yani e, aslında ilaç değildir, bitkisel üründür ibaresi olan e, tabletlerin ya da e, sıvıların Il ilaçtan çok fazla farkı yok herhalde. Yani kimyası olarak... Yani şunu söyleyeyim. Şey. E, cinsel performansı arttırdı. E, öne sürülerek satılan o maddelerin epeyce ne bir kısmı e, içlerinde yasal olarak satılan cinsel performansı arttırıcı ilaçları şu mavi haplar diyebildiklerimize kullanılması gereken dozun birkaç katında içeriyorlar el altından kimyasal madde olarak yurt dışından alınmış arkasından bitkisel takviye diye Tarım Bakanlığı onayıyla memlekete girmiş vaziyette. O yüzden de hani oradan da de kulağımıza gelen epeyce bir yol kazası haberi var. Onun için bir kere her ne olursa olsun ciddi şekilde dikkatli olup konuya İhtiyatla yaklaşmak gerekiyor çünkü sonradan acısı fena çıkabiliyor. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.